Ve onlardan sonra sizi o arza, yani dünyaya mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan korkana ve tehdidinden korkana ait bir ayrıcalıktır. Fetih istediler. Sonunda her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu gitti. İbrahim suresi 14-15. Allah mutlaka dünyada hakim kılacağını, bu benden korkana, Allah'tan korkana ve tehdidinden korkana ait bir ayrıcalıktır diyor inşallah. Allah'ın nimeti olarak inşallah. Bakın diyor ki onlardan sonra, yani dinsiz, imansız, müşrik, it kopuktan sonra, evet, kim varsa, iddia eden Ergenekon örgütünden sonra, masonlardan sonra, İnşallah, kim varsa, onlardan sonra sizi, yani Mehdi ve talebelerini ve onun yardımcısı olan, veziri olan Hazreti İsa Mesih'i, evet, onların topluluğunu o arza mutlaka yerleştireceğiz, dünyaya hakim edeceğiz. İşte bu makamdan korkana, benden korkana. Mehdi korkuyor mu Allah'tan? Evet, tir tir titrer. Evet. Mesih korkar mı? Tir tir titrer. Evet. Onlara has bir ayrıcalıktır diyor. Evet. O, yani o zamanın Müslümanlarına has bir ayrıcalık. Maşallah. Fetih istediler, dünya hakimiyeti istediler. Sonunda her zorba inatçı, deccal, evet, deccal orduları, evet, deccale tabi olanlar, maşallah, her zorba diyor inatçı, bozguna uğrayıp yok oldu gitti diyor Allah. Maşallah. Maşallah. Var mı şu an Darwinizm? Yok. Maşallah. Halkın arasından sildik süpürdük. Maşallah. Kalelerinde duruyor. Kalelerinden de sökeceğiz. İnşallah. İnşallah. Üniversitelerin, bütün dünya üniversitelerinde, birçok kurumda betonun içine sıkıştılar. Evet. Bugün. Betonlara saklandılar. Evet. Betonun içinden de çıkaracağız onları. İnşallah hocam. Anlaşıldı mı? İnşallah. Halkın içinden silip süpürüp attık. Bugün Amerikan radyosunda da söylediniz hocam bunu. Hatta dediniz o şeyin içerisinde, beton binaların içerisinde Darwin'in ölü cesedini tutmaya çalışıyorlar inşallah. Onu da çıkartacağız diye inşallah.